Hastamız Tarık'la birlikteyiz. Tarık bundan yaklaşık bir ay önce Silivri gastrektomi tüp mide ameliyatı oldu. Biz kendisiyle daha önceden hep konuşuyorduk. Tabii onun arkadaşı Yiğit Tarçın da bizim genel cerrahi doktorumuzun oğlu ameliyatı olmuştu. Hep ameliyat sonrasını konuşuyorduk. Ben şimdi ona soracağım. Merak ediyordu. Ameliyat öncesi ameliyattan herhangi bir korkun oldu mu ve ameliyat sonrası ilk bir haftayı bir anlatır mısın? Şimdi hocam öncelikli olaraktan ben hayatımda iğne olmaktan korkan, kan aldırmaktan uzak duran bir insandım. Benim gibi. Evet, ameliyattan önce söylemiştiniz. Öncelikli olaraktan hani çarşamba günü geldik, endoskopi yapıldı. Perşembe karar verdik, cuma günü bismillah dedik, ameliyat olduk. Yani benim bu süreçte en büyük size inancı, yani bir, teslim olduğunuz insana %100 inanmak. İki, bu iş olduktan sonra hastanedeki geçen sürece baktığım zaman işte birinci gün çok iyi hatırlıyorum. Daha hayal meyal böyle yeni ayılmışım. Geldiniz dediniz ki bugün hiçbir şey hissetmeyeceksin. 2 saat sonra Mehmet Ali Hoca geldi, beraber beni kaldırdınız ayağa. Yani hani kalkabilir miyim kalkamaz mıyım falan derken hiçbir şey olmadı. Ve hani o şeyde serum bağlıyken ağrı kesici verdiniz, ona dahi dokunma ihtiyacı hissetmedim. Yani ağrı çok olmuyor. İlk gün hiç ağrım olmadı. Güzel. İlk gün hiç ağrım olmadı. Yalnız ilk gün geldiniz bana dediniz ki ikinci gün bugüne göre birazcık daha zor geçecek. İkinci gün sabahtan kalktım. Ya bir şeyler var, tamam, içeride bir şeyler olmuş ama daha tam ne olduğunu kestiremiyorum. Ağrı kesici yapacaklar da ağrı kesici yapmalarını istemedim. Ondan sonra siz geldiniz tekrardan, dediniz ki bugün ağrı kesici yaptırabilirsin eğer ihtiyaç hissedersin. Ondan sonra ama dediniz yarın bugüne göre %50 daha iyi olacaksın. Ve hani söyledikleriniz harfi harfine tuttu. En sonunda zaten üçüncü günde ameliyatı tamamladık, çıktık. Operasyonumuz bitti. Ağrı az oluyor. Ağrı az oldu. Şunu fark ettik tabii yıllar içerisinde. Biz karın içerisinde hava vererek yapıyoruz bu ameliyatı. Eskiden daha yüksek basınçlarda 14, 15 yani tahmin edilemez bir konu belki hastalar tarafından ama karın şişiriliyor yani 14. Biz artık düşük basınçta çalıştığımızdan beri yani basıncı düşürdüğümüzden beri ağrı daha az oluyor. O birinci nokta. İkinci nokta ikinci günde ağrı olmuyor ama bir keyifsizlik olabiliyor. Çünkü Evet. anestezinin etkisi. En önemlisi tabii ki sıvı alıyorsunuz koldan. Hareketsizsiniz. Biraz da tabii ilk gün o anestezinin etkisiyle bulanık geçiyor. Hatırlamıyorsunuz. Konuşuyorsunuz ama geriye doğru olarak daha bazı kaygılarınız ve anksiyeteniz olmuyor. Ama ikinci gün iyice tabii ki kendinizi iyi hissediyorsunuz, ağrı olmuyor ama biraz daha keyifsiz olabiliyor. Ben aslında artık onu tecrübe ettiği için hep hastalara söylüyorum. Bir de mesela bir şey dikkatimi çekti. Daha önceki videoları izlediğim zaman işte olumsuz konuşmalar, yani hani şöyle söyledim işte baş dönmesi vesaire. Ya ben bunların hiçbirini yaşamadım. Yani bu 3 günlük süreçte, ameliyattan sonraki 3 günlük süreçte yani her şey sizin söylediğinizin çok çok daha üzerinde ve hızlı bir şekilde seyretti. Yani ben pişmanım ya. Keşke bu ameliyatı 5 sene önce olsaydım yani. Evet, o zaman öngörü olarak devam edeyim ben. Günleri söylemişim, şimdi ayları söyleyeyim. 3 ay çok rahat geçecek, 6 ay da rahat geçecek. 1 yıl hele balayı dönemi gibi geçecek ve kiloları vereceksin. Her şey yolunda gidecek. 3 şeyi unutmuyoruz. 1. Protein desteği. 3. aydan sonra hafif spor. Üçüncüsü ve en önemlisi kontak. Yine geleceksin. Yok, daha kovsanız gitmem Motivasyon toplantılarımıza geleceksin. Her ayın ilk cumartesi yapıyoruz. Herkes duysun. Her ayın ilk cumartesi mutlaka bizim toplantılara gelmen gerekiyor. Hedef bundan sonra ne? Kafa değişikliği yapmak. O kafa değişikliğini bir anda ameliyat gibi bir günde yapmıyoruz. Uzun bir zaman alıyor. O toplantılarımıza ve rehabilitasyona da katıldın mı? Bundan sonra artık İnşallah. kimse yıkamaz bizi Tarık. Sağ Oldu. olun. Çok teşekkür ediyorum Görüşürüz. her şey için.